Herkese merhaba, İngilizce Kıyafet Kanalımıza hoş geldiniz. Daha önce benliğimiz hakkında müzakere ettiğimiz 30 İngilizce video, videoyu tercüme ederek bu defada Türkçe bu konuda tefekkür etmeye, bu konuyu en azından zihnimizde müzakere etmeye çalışıyoruz. Gerçekten e, aslında ego denince aklımıza hep negatif şeyler geliyor ama e, düşünürsek ne kadar e, verimli bir vesile, ne kadar hani güzel bir vesile yönü de var, e, adalete hizmet etme e, yönü var. Yani. E, kendimizde bu emanet bilincinin geliştiğini düşünelim ya da herhangi bir kimse de emanet bilinci geliştiği zaman e, yapıp ediyor bir şeyler yapıyor e, diyelim bir köye muhtar bile seçilen birisi ya da işte belediye başkanı hem daha büyük makamları da düşünebilirsiniz çok güzel işler yapıyor fakat orada hep bunları diyor e, emaneten yapıyorum ben bunlar Rabbimin izniyle yapılıyor, yapılıyor. O dilemese ben elimi kaldıramam, ağzımı, ağzımı bile açamam, tek kelime söyleyemem diye böyle bir düşünce. Tabii işin ters tarafı da var. Ee, yine öyle bir yani fıkra da geçiyor galiba. Ee, hani ihtiyar heyetine seçilmiş birisi de daha sonra köylülerle beraber otururken... Ayak ayak üstüne atıyor. İşte ben de dün sizler gibi birisiydim Fakat bugün bakın nerelere geldim gibi hani böyle bir yönü de var ego'nun. Bu da hep kendinden bildiği için maalesef hep sıkıntı ve bu dereceyi tabii ki bu makamları yükselttiğiniz zaman iş nerelere kadar varıyor zalimlere, despotlara, firavunlara kadar gidiyor. Ama günlük hayatımızda bile biz bunun ispatını görüyoruz. İşte e, en ufak bir şeyi birisine emanet ettiğimizde e, iki taraf için önemli olan emin olmak. Yani bu konuda verenin de e, emniyet içinde kendini hissetmesi, bu benim verdiğim emanet bir gün bana geri döner demesi, diğerinin de e, bunu e, titizlikle mitikclassListe İngilizce dahane hani e, titizlikle e, koruması ne kadar e, ne kadar alkışlansa yeridir ne kadar yükseltilse yeridir. In general the trust is transient. Genelde işte verdiğimiz bu örnekler bunlar binlerce çoğaltılabilir. Burada önemli olan emanet anlayışıdır, güven anlayışıdır. Trust has a duration, bu emanetin bir süresi vardır. And safekeeping conditions ve onu e, muhafaza etme, emniyet içinde koruma şartları vardır. And the trust is never owned. İşte bu da işin e, düğüm noktası hatta püf noktası diyebiliriz. En ince tarafı bu emanet asla, never and ever yazmak lazım oraya bir de aslında. Asla sahiplenilmez. There is nothing more natural than giving the trust to its owner. Öyle değil mi gerçekten? E, emaneti onun sahibine vermekten daha tabii, daha doğal bir şey yoktur. Hak hukuklar açısından da bu böyledir. Thanks to our ego... Bu işte bu benliğimiz, egomuz sayesinde entrusted to us bize emanet edilen bu egomuz sayesinde it is understood that our existence is dependent on God. Ve şunu anlıyoruz ki varlığımız Allah'a bağlıdır diye bağlı olduğunu anlıyoruz. After the secret is understood. Bu sır anlaşıldıktan sonra it is said ve bir de şunu diyebiliyoruz bakın. Every single being depends on God. Dünyada ve kainattaki her varlık Allah'a bağlıdır. Coherence between two viewpoints to acquire buoyance Which means resilience or cheerfulness. E, i̇ki görüş açısı, bakış açısı arasında, e, arasında, e, arasında e, neyi diyelim? Güzelliği, neşeyi, mutluluğu ve hatta devamlı kendini yenilemeyi. Resilience kelimesi enfes bir kelime. Türkçe tam bir karşılık yani elastikiyet geliyor aklıma ama tam anlamı veriyor mu vermiyor mu yani başımıza bir üzüntülü bir durum geliyor biz bunu asla yani uzun süre kalamıyor resilience, resilience sahibi olan bir kimse resilient olan bir kimse hani ne yapıyor bundan bir an önce öyle güzel yorumlar yapıyor ki bir an önce çıkıyor bu durumdan yani uzun süre kalmıyor asla ne kadar güzel bir vasıf insani vasıf aslında işte bu eee resilient olma durumunu ve cheerfulness yani neşeli ve e, şen olma durum, mutlu olma durumunun e, durumunu edinmek için e, iki bakış açısı bakış açısı arasında bir e, tutarlılık, bir ahenk e, ahenk var. Neymiş o bakalım? Reasons are necessary from the viewpoint of god's greatness and magnificence ee, cenab hakkın e, büyüklüğü ve ihtişamı e, ihtişamı açısından bakış açısından e, sebepler gereklidir yani bir perdedir bunlar e, olması gerekir e, bir perdedir peçedir ee, yoksa hani Cenab-ı Hakk'ın e, nasıl o güzel bir söz vardı, e, gerektirir yani e, izzet ve azamet perdeyi gerektirir. Yani yaratılanlar o sonsuz varlığın gücüne, kudretine, güzelliğine dayanamazlar. İki yönden de bakın hani. Dolayısıyla e, ne olur bize onunla gelen nimet ve nikmet, nimet e, nimetin gelmesi malum, nikmet de nimetin kesilmesi. İkisi de ondan gelir ama perdeler vasıtasıyla gelir. Bunu da nereden anlıyoruz? But they are nothing from the viewpoint of God's oneness, uniqueness. Ama yine Allah'ın tekliği, birliği yegane biricik oluşu. E mutlak varlık oluşu e, açısından, bakış açısından onların hiçbir katkısı yoktur. Sıfır katkı onlarda sıfırdır. Yani doğrudan bütün nimetleri gönderen de kesen de cenab Hatta Mevlana'nın sözü geliyor şimdi aklıma söylesem mi söylemesem mi diyorum. Hani er üzüntü ve sıkıntı bir elmastır. E, ya da inci e, inci incidir yani o şeyin içinde gelir ne deniyor isteri içinde gelir onun içinde bir inci vardır denir diyor yani Mevlana Hazretleri o anlamda evet bu iki bakış açısını kesinlikle korumak gerekiyor. Conscience is an area or field or is a line bir hattır bir çizgidir bir alandır vicdanımız of feeling between the realms of matter madde dünyası ile mana dünyası arasında bir ufuk çizgisidir. Property and spirituality or, mülk ile e, meleküt arasında property and order e, mülk alemi ile emir alemi arasında bir e, onların arasında bir alandır. Ney? Vicdanımız. That's to say yani our conscience is like the horizon line between the sea matter and the sky meaning madde ve mana yani e, e, yeryüzü ve gökyüzü arasında mesela deniz ve e, gökyüzü arasındaki ufuk çizgisi vicdanımızın pekala e, temsil edebilir sembolize edebilir. Getting deeper and finer, gittikçe derinleşmek ve incelmek. Aslında maddi hayatta da bu böyle. Hani teknolojinin gittikçe incelmesini görüyoruz, şahit oluyoruz, müşahede ediyoruz ve hoşumuza gidiyoruz, bundan memnun oluyoruz. İşte mana da böyle diyor büyüklerimiz, manada da gittikçe incelmek gerekir. Yani sorgulamada, hissetmede ve heyecanlarımızda da, gittikçe incelmek, incelmek ve ulvileşmek gerekir. Depth in mind is with contemplation. Tabii ki zihnimizin, aklımızın derinliği tefekkür iledir. Demek işleyen demir ışıldar misali tefekkür eden zihin de ...derinleşir ve incelir. Depth in the conscience... ...vicdandaki incelme nedir peki? Vicdandaki incelme... ...yani kalbimizde, ruhumuzda... E, ...hatta çok... E, ...gizli, hani sır... ...sırrın da sırrı denir. E, hafi, ahva denir. Hani birçok e, duygular mı... ...diyelim, bilmiyorum işte... Oralarda da incelmek, is with observing and experiencing, bu da bizzat o witnessing, müşahede ile gözlem ile ve tecrübe ile denir. Ve daha önce de dediğim gibi bir videoda e, hikmet konusuna sözlüğe bakarsanız mutlaka o tecrübe konusu geçiyor orada yaşamak gerekiyor öğrendiklerimizi. Yoksa kuru bilgi, informasyondan öte, e, informationdan öte gitmiyor. If the mind ignores the causes, eğer zihnimiz, aklımız sebepleri göz ardı ederse, science will not occur. Bilimler, disiplinler meydana gelmez. The harmony between the mind and the heart, işte bu kalbimizle aklımız arasındaki ahenk, tutarlılık, allows us to see the causes and the cause of the causes at the same time. Ee, zihnimiz ve kalbimiz arasındaki ahenk bize e, sebepleri ve sebeplerin sahibini sebeplere sebep olan Rabbimizi aynı anda görür. Yani başımıza gelen bir nimet yani bir nimete kavuştuğumuzda diyelim onu bize e, bir arkadaşımız da getirse ne deriz bu e, Süleyman Aleyhisselam sözü nasıldı Heze min fazli Rabbi. Bu Rabbimin bu Rabbimin fazlındandır. Tabi nikmet konusunda da öyle. Herhangi bir zor durumda da biz onun Rabbimizin bizi test ettiğini denediğini düşünmemiz gerekiyor. Appealing to ourselves işte bu yine büyüklerimizin dediği bir şey. İnsan kendisiyle konuşabilir, kendisiyle sohbet edebilir ve kendini ikna edebilir. Yani e, nefsi emmare var, var da e, o bizde işte yani biziz o, kendimiziz o, kendi kendine diyemez miyiz diyoruz gerçekten. E, nedir bu halin senin? Ne, ne zaman böyle kendi hoşuna gidenleri hep emredeceksin, kendi hoşuna gitmeyenleri yasaklayacaksın? Sen nesin yani? Bu da nefsin ilk ham hali. E, nefsi emmare adı üzerinde emredici nefs, nasıl emirlerse onlar yani işte çık buradan şöyle bir yaptığın yanlışlara biraz pişmanlık duy. Yani biraz da şöyle kendini yenile yüksel biraz ne bu hep e, zeminlerde dolaşıyorsun gibi kendimiz ama tabii yani güzel güzel su ben biraz hatta biraz tartışma gibi yaptım tartışmada bereket yok deniyor. Demek ki kendimizle de bile olsa tartışma değil kimseyle bereket olmuyor negatif şeyler araya giriyor pekala onunla güzel güzel sohbet edebiliriz deniyor yani being able to talk to ourselves happens by means of being aware of both negative and positive aspects of our ego. Tabii bunu derinlemesine yapmak için hani ince bir şekilde, latif bir şekilde yapmak için bu benliğimizin bilhassa egomuzun e, negatif yönünden de haber olmak lazım. Pozitif yönünden de haberdar olmak lazım. Örneklerine bakmak lazım. Adem Aleyhisselam'dan bu yana örneklerini düşünmek lazım ve kendi kendimizi de bazen korkutabilmek lazım. Kendi kendimizi bazen de müjdeleyebilmek lazım. Yani bak ne güzel örnekler var deyip. Mesela bu da işte şöyle bir deneme yazdım mesela. Oh myself, hey benim kendim, hey nefsim. Please try to get out that evil commanding situation. Lütfen bu kötülüğü emretme durumundan çık artık get into the self criticizing self nefsi levvameye gir orayı yüksel biraz da yani kendini biraz levmet yaptığın şu yanlışlıkları haksızlıkları biraz da gör ve onlardan bir pişmanlık duy what can be said about the inspired self and the contented or satisfied self nefsi mülhime ile nefsi mutmainne hakkında ne söylenebilir? Tabii ki işte o demek ki hani e, her zahmetin ardında hemen bir ödül gelir deniyor ya hemen bir mükafat vardır. Ve herhalde bu nefsimizi eleştirmeye başladığımız andan itibaren bu e, nefsi mülhime ilhamların gelmesi yani iyi güzel esintilerin e, esintilerin e, kalbimize gelmesi şeklinde olur. Bilmiyoruz tabii yani Allah yaşamak nasip etsin. E, yani bir ilhamlara mazhar olma, iyiliklere, güzelliklere e, açık hale gelme oluyor. Yani başlıyoruz iyiliği, güzelliği, doğruluğu sevmeye. Bu sayede contented, e, satisfied self denilince ise bu nefsi mutmain neyse işte insanın e, kemalatı yani burada e, yaptığı her Hayırlı güzel işten sonra şöyle bir doygunluk sahn yani dünyanın en güzel e, yiyeceğini, en kaliteli yiyeceğini içi yemiş içmiş gibi hani bedenin lezzet alması gibi ondan da kat kat üstündür bu. E, nefsimiz yine bakın nefsimiz ama dördüncü safa bu nefsi i mutmainne. Bundan e, haz alıyor iyilikten yani kendi ya, kendine yaptıklarından değil de başkalarına yap, e, yaptıklarından bir haz alıyor mutluluk duyuyor. Evet tab bundan sonra nefsi raziye marziye de var deniyor ama e, büyüklerimiz onu bu bir, e, onlar da aslında iki kanadı gibi hani bu nefsi mutmaini iki kanadı gibi de diyorlar belki de e, belki de iki ayrı makam onu bilemiyoruz yani e, Allah'tan razı oluyor nefsi raziye. mardi Allah ondan razı oluyor. Zaten Cenab-ı Hak da, ey nefsi mutmain ne diyor ya gir cennetime diyor. Nefsi mutmain ne diyor bunu? Demek ki o iki kanat yine yani. O da makul, diğeri de makul. Gittikçe incelme hane. Evet. For a lifetime. E, in the, ömür boyu. For a lifetime in the commanding self, evolve if sorry, air air if if the commanding self evolves even into the contented satisfied self, it is still self, isn't it? Isn't it? Uh, bu nefse emmare, kötülüğü uh, emreden nefse emmare, uh, Yusuf aleyhisselam demişti, Rabbim. E, nasıldı mealen söyleyeyim Allah affetsin e, kötü daima kötülüğü emreden nefsimin şerrinden e, nefs, benim nefsim daima kötülüğü emreder e, senin korudukların müstesna Cenab-ı Hakk'ın korumasına sığınıyor Yusuf Aleyhisselam e, Cenab-ı Hakk'ın koruması e, inşallah koruması hepimiz için geçerli demek ki Allah'ın da korumasına korumasını istemek gerekiyor bu konuda da. Ve oradan çıkıyor nefsimiz diyelim. E, nefsi, e, mülhime, nefsi, e, nefsi, levvame, nefsi mülhime, nefsi nefsi levame, nefsi mülhime. Nefsi mutmayın ne Hala nefs diyoruz bakın nefsi mutmayın ama e, gerçek insan, tam insan oluyor. Yani e, ruhumuzun heykelini ikame etmiş oluyoruz. Ve arşi kemalatımıza ulaşmış oluyoruz. Ama nedense bana çok enteresan gelir bu. E, demek ki işte hani ruh nefs haline geldi tekrar aslına döndü ruh oldu fakat hala nefsi e, mutmainne deniyor ve o şekilde cennete giriyor yani insan insanlığını e, ispat etmiş oluyor herhalde burada tabii ki dua en başta Rabbi, biz zaten yaptığımız her hayırlı güzel işler de fiili duadır deniyor. Diyelim bugünkü de bugünkü videomuzda e, bu kadar. E, hepinize e, iyi günler ve esenlikler diliyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız, esenlikle kalınız.